Değerli 14 TV izleyenlerimiz, Iğdır'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sokağa çıktık ve Vali yolundayız. Bildiğiniz gibi yaz mevsimi ve uçak bileti bulunamıyor. Otobüs bileti keza öyle. Biz de sokaktaki vatandaşımıza bu sıkıntıları soracağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Değerli 14 TV izleyenlerimiz, Iğdır'daki çekimlerimize devam ediyoruz. Maalesef Iğdır'daki seyahat acentelerini dolaştık. Şu anda bir seyahat acentesinin bürosundayız. Değerli kardeşimize bir merhaba diyelim. Merhabalar. Merhabalar Salman Bey, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım lütfen. Erkan ben, seyahat acentasıyız Iğdır'da. 20 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Otobüsçülükten başladık ama Iğdır'da havalimanı açıldıktan sonra bir havalimanı acentası, Türk Hava Yolları acentasını da açtık. Bununla ilgili Iğdır'ın sıkıntılarından biri olan. En çok uçak bileti mi satıyorsunuz, otobüs bileti mi? Otobüs bileti var, otel rezervasyonu var, turizm adına her şey var. Şu anda yaşadığınız sıkıntılar nedir? En büyük sıkıntılarımız uçaklarda yer bulamaması. Yani gelen müşterimizin, gelen misafirimizin Iğdır'da gidecek bir yer bulamaması. Genelde bir hafta, 10 güne kadar uçaklarda yer bulamıyor. Ayrıca yazın şu anda sefer sayısı düştü. Kışın her gün olan sefer sayısı haftanın 3 gününe düştü Ankara mesela. Bununla ilgili sıkıntımız Erzurum'dan veya Kars'tan böyle bir sorun yok. Yer bulabiliyorsun ama Iğdır'ın en büyük sorunu burada biraz sahipsiz olması. Ne yapılması lazım bir acente sahibi olarak? Fikriniz, öneriniz nedir? Biz acente olarak biz elimizden geldiği kadar turizm adına her şey yapıyoruz ve müşteriye en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Ama burada hem burada yetkililer hem makamlar burada Iğdır'ın bir eksiğini tamamlaması lazım. Öyle bir sıkıntı var. Herkes elini taşın altına koyması lazım. Bu şekilde birlik beraberlik içinde burada gelen misafirimiz olsun, gelen insanlar olsun, turizm adına burada kalmaması lazım. Yani biraz sahipsizlik var. 10 gün sonra uçak bileti yer buluyor. Acil işi olan var, cenazesi olan var. Ben de tam o manada bir şey soracaktım Erkan Bey. Şimdi cenazesi olan biri rica minnet bulunabiliyor mu? Nasıl hallediyorsunuz? Meramlarını nasıl çözüyorsunuz? Kesinlikle yok. Her gün aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani yolcu gidiyor. Bazen yedeğe yazılırsa, uçakta yer olursa eğer gidebilir. Öbür türlü kesinlikle gidemez. Ne talep ediyorsunuz? Otobüs biletlerine de yer yok. Otobüslerde şu anda. Yani uçakların artırılması için bir çaba sarf etmemiz gerekiyor mu? Neler talep etmemiz lazım? Burada öncelikle siyasi olarak güçlü olmamız lazım. Burada halk için, yani bizde sadece benim için değil bu. Bütün Iğdır için, Iğdır'a gelecekler için burada bir hizmet var. Ulaşım sektörü. Ulaşım sektöründe en büyük sıkıntı yer bulamamak ve uçak azlığı var. Yani burada Kars'ta varsa, Erzurum'a varsa, Ağrı'ya varsa veya Ağrı'da yer bulabiliyorsam ben Erzurum'a gönderiyorum. Vatandaşın maddi imkanı var mı acaba? Bu durum da var. Buradan özel taksiyle gidebilir mi? Ama 7 tane boş yer vardı geçen gün. Erzurum'a gönderdik. Erkan Bey, Iğdır'dan İstanbul'a uçak bileti ne kadar? Şu anda ortalama 1300 TL. Otobüs ne kadar? 1100 TL. Arada bir 200 lira mı fark var? Doğrudur. Biz
sokaktaki insana da sorduk. Onlar da bu dertten müzdarip, uçak bileti bulamıyorlar. Diyelim ki bulamadı. Buradan Kars Havalimanı kaç kilometre? 135. Araçla gidecek mutlaka taksi. Ne kadar ödemesi lazım? Yaklaşık olarak 1500-2000 TL. Yani bir uçak parasından daha... Tabii. Yetkililerden Iğdır'a sahip çıkalım. Turizm adına şu anda Iğdır, Türkiye'nin gözde yeri, 3 ülkeyle sınır. Burada Azerbaycan'dan, İran'dan gelen misafirler burada mağdur oluyor. Kendi vatandaşlarımız mağdur oluyor. Buraya sahip çıkalım, turizm adına burayı canlandıralım. Iğdır geçiş noktası, Zengezur kapısı açılacak. Ayrıca Ermenistan'da açılabilir, böyle bir söylenti var. Ama bu Iğdır için çok eksik. Burası sınır bölgesi. Burada uçakların fazla olması lazım. Günlük kaç tane uçak kalkıyor İstanbul'a? 2 tane. Ankara'ya? Haftada 3. Dış ülkeye yok sanırım, yok. Sadece yurt içi. Yurt içi. Mesela sizce kaç tane uçak kalkması lazım İstanbul'a? Burada en aşağı 6 tane kalkması lazım yani bugün. Bu yükümüzü kaldırır mı diyorsun? Kaldırır. Iğdır'da bir potansiyel var. Burası yurt dışında yaşayan vatandaşların olduğu bir yer. Yani bütün akrabaların Alman'da. Bir başka ülkede, ondan sonra sınır ülkesi olduğu için Azerbaycan'dan olsun, İran dediğim gibi Iğdır'ın nüfusu kaldırıyor. Yani ama ağrı bu kadar değil bence. İnşallah bu sorunumuz giderilir. Sokaktaki insana da sorduk. Son olarak neler söylemek istersiniz? 14 TV aracılığıyla bizim sesimizi duyurdu. 14 TV ailesine, Selma Bey, size de teşekkür ederiz. Teşekkür. Gerçekten duygularımıza bir merhem oldunuz. Sesimizi duyar yetkililer. Biz Iğdır için bir şey istiyoruz. Hayırlısı olsun kardeşim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Değerli izleyenlerimiz, röportajlarımıza devam ediyor. İsmim Salih Kılıç, Balıkesir'den çocuklarım yanına geldim buraya. Burada görevliler mi? Burada görevliler, evet. Sürekli geliyor musunuz? Her sene gelirim yaz tatilinde. Peki seyahatin ne olarak, uçakla mı, otobüsle? Valla şimdi uçak bileti bulamıyoruz. Hem şu anki zamlarla beraber uçak şeylerde bayağı arttı. Otobüs bileti de bulmak gerçekten zor yani. Seferler biraz daha hani az yani. Var mı bir öneriniz? Vallahi önerim Iğdır gibi 3 şeye, ülkeye sınır olan şey olarak bu güzel yeşil Iğdır'a önerim uçak seferlerinin artırılması, otobüs seferlerinin artırılmasını ilgililerden talep ediyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür İnşallah. Ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Balıkesir'den hoş geldiniz. Sağ olun. İyi günler, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ettim. Sizi de bir tanıyalım. Ben Malatyalıyım. İzmir'de yaşıyorum. Adınız? Emekli öğretmenim. Maşallah. Hasan İsimse, Tatar. Iğdır'a nasıl geldiniz? Vallahi zor geldik. Aktarmalı. İzmir'den İstanbul'a. Oradan Ankara'ya. Ankara'dan buraya. Iğdır'a ilk kez mi geliyorsunuz? İlk kez geliyorum. Niçin? Kızım buraya atandı. Öğretmen olarak. Onun için geldik. Tebrik ediyorum. Ha, gideceğimiz de normalde... 2 gün içinde dönmemiz gerekiyordu. Mecburen pazartesine uçak bileti bulduk. Aktarmalı gene pazartesi. Ya yani oyalanacaksınız burada. Mecbur oyalanacağız. Bence gezin, bu bir fırsat. Fırsat yok, onda biz şikayetçi değiliz ama insanlar mağdur oluyor. Mağdur oluyor. Peki yapılmasını istediğiniz bir öneri var mı? Direkt belli illere, büyük illere uçak kalksa belli aralıklarla güzel olur. Ben Avusturya'dan, Ali Türap Soyuk. Valla şu anda Iğdır'da perişan haldeyiz şu anda. Perişan durumdayız. Bir haftadır ne yapıp ne edeceğimizi düşünüp taşınıyoruz. Bilet sorunlarından dolayı. Yani bu yapmış oldukları çok az uçak sanırsam. Çok az uçak var Iğdır'a gelen ve giden.
ne gidişe, ne dönüşe, ne de gelişe. Sizin probleminiz neydi? Uçak bileti bulamıyoruz. Takriben bir buçuk, iki hafta sonrasına uçak biletleri var. Hem dönüşe hem de gelişe. Nasıl hallettiniz? Şu anda ben hanımımı buraya getirtiremiyorum. Allah'a çok şükürler olsun ki arabayla gelmişim. Şimdilik hanım maalesef İstanbul'a uçacaktır. Yurt dışından ve İstanbul'dan Ankara'ya uçacaktır. Ankara'ya bulabilirsiniz. Siz en yakın. Ankara'ya buradan arabayla gideceğim. 1300 kilometre takriben. Ve oradan tekrar hanımı alıp Iğdır'a geleceğim. Peki neler söylemek istersiniz yetkililere? Tavsiyeleriniz ne olabilir? Yani ek seferler düzenleyebilirler. Yani benim tavsiyem ek uçak koyabilirler. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sizi de bir tanıyalım. Baycan Göçya. Nerede yaşıyorsunuz? Şu anda Hollanda'da yaşıyorum ben. Neyle geldiniz buraya? Normalde otobüsle geldim de öyle geldim. Uçak bileti bulamadım. Kaldım Iğdır'da. Gidemiyorum ama ne yapacağım ben de biliyorum diyor. İnşallah uçak sayılarını artırırlar. Var mı bir önerin? Yetkililere neler söylemek istersiniz? Önerim uçağın fazlalaşmasını istiyorum. Hepsi çok insanlar buradadır. Gitmesini istiyorum. Ben gitmek istiyorum ama çıkıldım burada kaldım. Mecbur otobüsle gitmem lazım. Hapis oldunuz yani. Ha, hapis oldum. Valla terime bak. Öldüm ha. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür Allah. Ederim. Sağ ol. Teşekkür. İnşallah bulursunuz. Uçak. İnşallah buluruz. Bu şeyler de yardımcı olursun inşallah. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Adım Murat Turan. Murat Iğdır'da ikamet ediyorum. Evet. Iğdır'da şehir merkezinde. Şehir merkezinde evet. Seyahat ediyor musunuz uçakla, otobüsle? Kesinlikle. Tabii ki tabii ki. Nasıl, her zaman. Uçak bileti bulabiliyor musunuz? Yok, o konuda çok zorlanıyoruz. Otobüs bileti bulmakta zorlanıyoruz. Kesinlikle. Onu bir hafta, iki haftaya kadar dolu oluyor. Kontenjanlar dolu oluyor. Sayın yetkililere seslenmek istiyorum. Buyurun. Yarın meydanlarda istediğiniz kadar konvoylar oluşturuyorsunuz. Lütfen bu bir ihtiyaçtır. Bu herhangi bir vatandaşın ya da buna benzer bir insanların ihtiyacı değil. Bu insanların birebir kesinlikle ihtiyaçtır. Cenazemiz olur. İyi günümüz olur, kötü günümüz olur. Ama muhakkak ulaşım, ulaşım, ulaşım. Lütfen yetkililer buna bir an önce el atsınlar. Daha bir sürü Iğdır'ımızın kırsal kalkınmada kalmasının nedeniyle Iğdır'ımız küçük ama çapı büyüktür. Mümkünse Iğdır'ımıza mümkün olduğunca daha büyük imkanlar sağlansın ki şartlar zorlanmadan imkanları sağlasınlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Günler, İyi günler efendim. Mecbur. Yol uzun olduğu için mecburen uçak daha avantajlı oluyor. Sık sık gidip geliyor musunuz? Kesinlikle. Yani işimiz olduğu müddetçe mecbur kullanmak zorundayız. Çünkü mesafeyi kısaltmamız için mecburen uçak kullanmak zorundayız. Çünkü bulabiliyor musunuz uçak bileti? Ya yaz aylarında özellikle çok sıkıntı yaşıyoruz. Yaz aylarında uçak seferleri çok az. Yani Iğdır'ın potansiyeli yüksek olmasına rağmen bir Kars'a inen uçak sayısıyla Iğdır'a inen uçak sayısı bir değil. Iğdır'da mesela takriben yanlış bilmiyorsam günlük 3 tane İstanbul'dan uçak geliyor. Bir tane Ankara'dan geliyor ve Ankara'da yazın 3'e düşürdüler. Haftanın her gün gelen uçağı 3'e düşürdüler. Ya yazında gelen zaten buraya göç fazla geliyor. Yurt dışından gelen var. Zaten yan tarafımız Nahçıvan, diğer taraf İran. Onlar da kullanıyor burayı. O yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyoruz. Yani peki, neler yapılması lazım sizce? Öncelikle her şeyden önce uçak seferlerini artırmak lazım. Yani yılın sadece 3 ay 5 ay değil 12 ay bile buraya uçak seferleri koyulursa bu potansiyeli kaldıracak bir kapasitede çünkü. Yani Iğdır çünkü ne bir Kars'tır ne bir Ağrı'dır. Gerçekten Iğdır'ın potansiyeli çok yüksek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben Sevgi Kayı. Burada oturuyorum, Iğdır'dayım. Uçak kullanıyor musunuz? Bir yerlere geliyor musunuz İstanbul'a, Ankara'ya uçakla? Tabii kullanıyoruz ama bilet bulamıyoruz. Bir ay önceden ayırtmamız lazım. Bu da biraz zor tabii ki. Uçak bileti bulamıyoruz yani. Ne yapıyorsunuz mesela acil bir durumda neler yapıyorsunuz? Nereden gidiyorsunuz? Araçla gidiyoruz. Araçla yani bakacağız. Ya özel araba tutup gideceğiz ya da... Kars'tan gidiyorsunuz, Ağrı'dan gidiyorsunuz. Aynen, Kars'tan, Ağrı'dan. Iğdır'da bulamıyoruz yani. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. İsmim Zafer Çiftçi. Iğdır'da yaşayan bir vatandaşım.
Hoş geldiniz ayrıca. Hoş bulduk. Uçakla seyahat ediyor musunuz? Ediyorum. İnşallah seferler daha çok olur. Biz de daha iyi seyahat ederiz. Bulabiliyor musunuz uçak? Şu günlerde bulamıyoruz. Nasıl hallediyorsun? Acil bir durumda ne yapıyorsun? Maalesef araba kiralama veya kendi otolarımızla ancak il dışına çıkabiliyoruz. Peki yapılmasını istediğiniz bir şey var mı? Bir öneri var mı? Tabii ek seferler koyulursa iyi olur. Şehrimiz yaz aylarında dışarıdan gelenlerle daha çok oluyor insan sayısı. Bu yüzden mağdur oluyoruz gerçekten. İsmail Soyuk ben. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Avusturya'dayım. İzine geldim, Iğdır'dayım. Uçakla mı, arabayla mı? Bu sene uçakla geldim. Her sene arabayla geliyordum. Uçakla geldim. Rahat uçak bulabilirim diye açık bilet aldım. Yani uçakla dönüş açık. Gelecektiniz ama bulamadınız. Arabayla geldiniz. Arabayla geldim. Ben dönüş olarak da uçakla döneyim dedim. İstanbul'dan buraya uçakla geldim. Dönüşüm arabam İstanbul'da. Evet. Bilet bulurum diye açık aldım. Giriş dönüş almadım. Şimdi uçak bulamıyorum. Önümüzdeki 13-14 güne uçak bileti yok. Neden? Niçin sen sizce? Gidemem ben de. Yani o yol otobüse çekemem. Uçakla bilmiyorum. Bekleyeceğim. Uçak bileti bulana kadar yakın Kars'a, Erzurum'a baktık. Ağrı'ya baktık. Oralarda da yok. Yakın bir zamanda yok. Bilmiyorum ne yapacağız. Valla Iğdır yani bunu hak etmiyor. Iğdır bunu hak etmiyor. Neler yapılması lazım? En azından yaz aylarında, bari izin aylarında ek seferler konulabilir. Ve diğer aylarda da yani Iğdır hakikaten potansiyeli çok büyük. Yani kış aylarını da 12 ayda yani kaldıracak bir potansiyeli var Iğdır'ın. Çünkü yabancı ülkelerden, Azerbaycan'da... Kaç yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz? Ben 35 yıldır. Avusturya'da yaşıyorum. Avusturya'dayım. Uçakla gelmek istediğinizde direkt buraya gelemiyorsunuz herhalde. Keşke o da olsa direkt Iğdır, yani Iğdır'ın hakikaten potansiyeli yani yurt dışından direkt, örneğin Viyana'dan haftada bir iki sefer olabilir Iğdır'a direkt uçuş. Çünkü kaldırabilir. Gerçekten Iğdır'ın yurt dışında potansiyeli de çok büyük. Çevresi büyük. Almanya olsun, Avusturya olsun, Hollanda, Belçika, Iğdırlı gurbetçi oldukça fazla. Kaldırır gerçekten, uçak kaldırabilecek bir kapasitesi var Avrupa'daki Iğdırlıların. Neler tavsiye edersiniz, son sorum? Tavsiyem budur ki tabii yetkililerden, devletten yetkililerden ek seferler en azından yaz aylarında hiç kimse mağdur olmaması için ek seferler ve iki tane İstanbul, bir tane Ankara uçağını 4-5 İstanbul, 2 Ankara yapabilirler. Hatta ki bak böyle bir şey var, Ankara uçağını araştırdım ben, Ankara uçağı haftalık her gün varken 3 güne indirmişler. Bu da acı bir durum. Olmaması lazım. Ankara uçağı Kars'a, Ağrı'ya, Erzurum'a boş gelip gidiyor. Ama Iğdır haftanın 7 günü olsa bile hepsi dolu dolu gider gelir. Tavsiyem, İnşallah yetkililerimiz duyar. Tavsiyem yetkililerimiz bunu duysun. İnşallah buna bir çare bulsunlar. Teşekkür. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Siz de bir tanıyalım lütfen. Tabii ki. Ben Helin Uçkan. Öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Doktor falan? Yok, tıp sekreter. Peki, değerli kardeşim, seyahat ediyor musun Iğdır dışına? Tabii ki, seyahatler yapıyoruz. Yani Bayburt'a gidiyorum, Erzurum'a mesela. Uçak bileti bulabiliyor musun? Maalesef bulamıyoruz yani. Uçak seferleri hepsi dolu mesela. Ne yapıyorsunuz acil bir durumda? Acil durumlarda taksiye para vermemiz gerekiyor. Yani nereye biraz 2000-3000. Yani Erzurum'a gideceğim diyelim. Acil bir durum oldu. Hastanede mesela ameliyat yapılmıyor. Erzurum'a gitmem gerekiyor ama hiçbir şekilde bulamıyorum. Yani, peki neler yapılmasını istersiniz? Bence seferler biraz daha arttırılmalı. Yani akşam seyahatleri de olmalı. Yani devletimizin bu konuda destek olacağını düşünüyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim Helin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Sizi bir tanıyalım. Ben Tuz Uzanı Çiçekli Köyü'nden Hacı Mür Hüseyin Iğdır'da oturuyorum. Hacı amcam, uçakla seyahat ediyor musunuz? Valla uçaktan seyahat ediyoruz. Uçak yok. Uçak bulamıyoruz. Akşam bir, sabah bir. Ne yapıyorsunuz? Hastamız olur, cenazamız olur. Azerbaycan'a mesela Nakhçıvan'a bir, İran'a yakın bir, Ermenistan'a yakın bir, Trabzon'a yakın bir. Bu kadar ülkenin içerisinde bize niye bir tane uçak gelsin? Ne yapılmasını istiyorsunuz? Allah rızası için bize de bir tane, iki tane, üç tane uçak versinler yani. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, merhaba. Sizi de bir tanıyalım. Ben Nida, Iğdır'da yaşıyorum, öğrenciyim, yani Iğdırlıyım. Bu kadar, 24 yaşındayım. Peki. Rabbim uzun ömürler nasip etsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Seyahat ediyor musunuz? Evet, ediyorum sürekli. Nerelere gidiyorsunuz? İstanbul'a gidiyorum sık bir şekilde. Ordu'ya gidiyorum zaten. Neyle gidiyorsunuz? Uçak kullanıyorum genelde. Özellikle İstanbul'a giderken uçak kullanıyorum sürekli. Bulabiliyor musunuz? Ya çok problem. Önceden her gün vardı aslında uçak bileti ama şu an iki günde bir ya da bazen haftada sadece birkaç günde oluyor. Ve bu bizim için gerçekten büyük bir problem oluyor, bileti bulamamak. Acil durumda ne yapıyorsunuz? Yani otobüsü tercih etmek zorunda kalıyor herkes ama otobüs yolculuğu çok uzun olduğu için Iğdır biliyorsunuz en doğuda. Ve bu büyük bir problem gerçekten. Ya da bir yakınımız mesela vefat etti ve onun kendi yakınları da bilet bulmakta zorlandılar. Sürekli bir boş koltuk bulma peşindeydiler. Bu büyük bir problem gerçekten. Ya uçak firmaları, farklı uçak firmaları da dahil edilebilir bence havalimanına. Farklı biliyorsunuz, sadece Türk Hava Yolları değil, farklı firmalar da var. Ya da bir güne 2-3 sefer de dahil edilebilir dediğim gibi. Diğer türlüsü bizim için gerçekten büyük bir problem. Çünkü bütün şehirlere biz uzak olduğumuz için daha iyi olur. Sefer sayılarının fazlalaştırılması. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah, teşekkür ederim.